Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu 2021 yılı konteyner ve yük verilerini değerlendirdi. Küresel salgın sürecinde yaşanan birçok sebeple birlikte konteyner krizi çıktığını anımsatan Bakan Kara İsmailoğlu, dünyada yaşanan bu krize rağmen Mavi Vatan'a yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye'nin bundan etkilenmediğine dikkati çekti. 2021 yılında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yıla göre %8,3 artarak 12.591.470 TEU olarak gerçekleşti dedi. Aralık ayı elleçlenen konteyner miktarından bahseden Kara İsmailoğlu bir önceki yılın aynı dönemine göre %2.5 artış yaşandığını ve 1 milyon 80 bin olduğunu belirtti. Bu kapsamda en fazla idari işlem Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında yapılarak toplam 253725 bin 725 sayı konteyner elleçlendi. Ardından Mersin Limanı Başkanlığı ve Kocaeli Liman Başkanlığı takip etti. En fazla konteyner eleştiremesi ise İsrail ile yapılan taşımalarda gerçekleşti. 2021 yılında limanlarda elleçlenen yük miktarının %6 artışla 526 milyon 306 bin tona ulaştığına vurgu yapan Kara İsmailoğlu, dış ticaret amaçlı deniz yolu taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarının da 5,7 artışla 386.396.718 ton olduğunu belirtti. En fazla yük elleçlenen liman tesisi 33 milyon 46 bin 940 tonla Mersin Limanı olduğunun altını çizen Kara İsmailoğlu. Burada Türkiye'de toplam elleçlenen yükün %6.28'inin elleçlendiğini kaydetti. Aralık ayında ise limanlarda elleçlenen yük miktarının bir önceki yılın aynı ayına göre %8 artarak 47 milyon 857 bin ton olduğunu kaydeden Kara İsmailoğlu, En fazla yük elleçlemenin Ali Aliman başkanlığında gerçekleştiğini, bunu Kocaeli ve İskenderun liman başkanlıklarının takip ettiğini ifade etti. Elleçlenen yük çeşitlerine değinen Kara İsmailoğlu 2021 yılının son ayında limanlarımızda 8 milyon 3.144 ton ham petrol elleçlemesi gerçekleşti. Ham petrol 866 bin tonluk artışla bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla artan yük cinsi oldu. Deniz yoluyla en fazla ihraç edilen yük cinsi klinker oldu. En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu. İthalatta ise ilk sırayı Rusya aldı dedi. Kara İsmailoğlu ülkemizin denizci ülke kimliğini ön plana çıkarıyoruz. 2002 yılında 149 olan liman sayımızı 217'ye, 37 olan tersane sayımızı 84'e çıkarttık. Tersanelerimizdeki yıllık gemi üretim kapasitemiz ise 550 bin detvey tondan 4,65 milyon detvey tona yükseldi. Yerlilik oranımız da %60 seviyelerine ulaştı. Ülkemiz mega yat üretiminde dünyada 3. sıradadır ifadelerini kullandı. Zamanın gereği olarak büyük ölçekli liman projelerimiz devam ediyor. Rora ve kabotaj taşımacılığında yakaladığımız büyümeyi devam ettireceğiz.